Merhaba, aracımıza A101'den alınan Prana Encore 7785'in montajını yaptım. Arabam 2004 model Volkswagen Polo marka araç. Önce elektrikçiye giderek bu ön kısımdaki bulunan kas ayarını ve eski teybimi söktürdüm. Teybi söken arkadaş kendi kafasınca güya buraya teybi takmaya uğraşmış. Takmaya uğraşırken buradan vidalamış. Vida yeri bellidir zaten. Buradaki düğmeyi de delmiş. Sağ olsun düğmemi yeniledi. Ondan sonra ben teybi yerinden çıkartarak birkaç gün uğraştım. Uğraştıktan sonra teybi takmaya uğraştım. Teybin kenarında bir tane çıta görüyorsunuz. Bu çıta bu teybin içinden çıkmıyor. Ben bunu AliExpress'ten aldım. AliExpress'ten aldım. Bir tane de Türkiye'den alınan bir tane var. Şimdi onu da göstereceğim. Onu da N11'den aldım. Bu çıtayı N11'den aldım. Bu çıta olmadı. Yani 1 milim daha olsaydı teybin kenarına oturacaktı. Ama olmadı. Sonra bunu ben AliExpress'ten almıştım. 3 ay oldu. 3 ay sonra gelmedi ürünüm. Ben umudu kesmiştim. Sonra postaneden aradılar. Ürününüz gelmiştir diye gittim. O 8 liralık bir ürüne 11 lira 72 kuruş vererek postaneden aldım. Şimdi bu kafalık buraya kızak olmuyor. İçi bayağı büyük bunun. Kızağı küçük geliyor buraya. Kızağı da göstereyim size isterseniz. Kızak da burada. Bu teyp kızaklı bir şekilde buraya olmadı. Şu şekilde görecek olursak olmadı buraya. Ben de bu kızağı buradan çıkardım. Bu kenarındaki çıtayı buraya tutturdum sadece. Arka kısımlarında boşluk vardı. Şu şekilde göreyim bunu. Bunu Dyson silikonla buraya güzelgene yapıştırdım. Buraya güzelgene yapıştırdım. Sonra arka bağlantıları zaten yapılmıştı. TV'mizin şimdi buraya takılmasını göstereyim size. TV'miz bu şekilde 10 numara oldu. Şimdi A101'den alınan bu teyp hakkında kısa bir bilgi verecek olursak düğmeye pardon anahtara takmamışım. Düğmeye çift tıkladığımızda teybimiz açılıyor. Ben Volkswagen'in amblemini seçtim burada. Şimdi bu araçlarda genellikle arkada hoparlör olmuyor. Ben sonradan iki tane daha hoparlör taktırdım buna. Teybin ses kalitesi güzel ses veriyor. Ses konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ana menüye gelecek olursak TB CD kart takılıyor. USB takılıyor. Radyo var. Bluetooth'tan telefonla da bağlanabiliyorsunuz. Mouse girişi. Poho Link var. Ama bunu ne yaptıysam ben Huawei telefonla çalıştıramadım. Diğer direksiyon kumandası ile uyumlu olsaydı araç bu uyum da sağlanıyordu. Ayarlar kısmında gene sesler aşağı yukarı sağ sol hoparlörü ayarlayabiliyorsun. Dil seçeneğimiz var. Biz Türkçeyi seçtik. Radyo ayarı Avrupa'ya göre. Direksiyon kontrolü gene aynen burada var. Teyp bu şekilde. Teyp kullanabilir. Zaten aldığınız teyp 385 liralık bir teyp. Bundan diyor çok fazla bir şey bakleyemezsiniz. Teypimiz bu kadar güzel kullanabilir. Ama şöyle bir şey var. Teyp en aşağı bir yarım saat çalma gibi bir zaman geçtikten sonra bu arka kısmı teybin çok ısınıyor. Yani elleri yakacak derecede bir sıcaklık veriyor bu teyp. Bak korkuyorum vallahi şu arka kısımlarda dedim acaba bir yangın bir şey çıkartır mı şuradaki kısım çok ısınıyor bu teyp. Yangın bir şey çıkartır mı? Ama ben şu arka dip kısma bir tane teybin açılması ile entegre olan bir tane bilgisayar, küçük bilgisayar fanı koymayı düşünüyorum. İnşallah o da bu arka kısmı biraz serinletecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.